Merhaba arkadaşlar kimya dersim YouTube kanalında yazılı senaryo çözümlerimize devam ediyoruz. 9 ve 11. sınıflarla ilgili çözümlerimizi paylaşmıştık. Bu defa arkadaşlar 10. sınıflarla ilgili çözümümüzü yapacağız. Hemen vakit kaybetmeden soruları yansıtalım. Bu arada arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hatırlatmasında yapmış olayım. Birinci sorumuza bakıyoruz. Ne ile ilgili? Kütlenin korunum yasası ile ilgili bir soru. Yukarıda verilen metan gazının yanma denkleminde oluşan ürün sudur diyor. Ve suyun kütlesinin kaç gram olduğunu işlem basamaklarını göstererek yazınız demiş. Burada arkadaşlar yapmanız gereken olay çok basit. Kütle korunumunda bakın tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı. Ben buraya M1, buraya M2 dediğim zaman şu ikisinin toplamı M3 artı M4'e eşit olacak. Zaten dikkat ederseniz M1 ve M2 değerleri verilmiş. M3 de mevcut. Biz M4'ü bulacağız. Hemen şöyle yazalım. 16 artı 64 eşittir 44 artı x diyebilirsiniz. E buradan 80 geliyor. 80'den 44'ü çıkaracağız. x eşittir 36 gram çıkacaktır. Cevabımız 36 olacak. Hemen geçelim ikinci soruya. Sabit oranlarla ilgili bir soru. Diazot, penteoksit bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme oranını, işlem basamaklarını göstererek e, mn bölü m oksijen cinsinden yazınız demiş. Biz de hemen öyle yapalım arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz azotun kütlesini yazacağız ama kaç tane azot var? 2. O zaman 2 çarpı bakın mol kütlemiz kaç azot için? 14 bölü. Oksijen kaç tane? 5 tane. 5 çarpı 16 yazabilirsiniz. Buradan 28 bölü 80'e elde ederiz. Sadeleştirelim arkadaşlar. Şurayı 4'e bölerseniz 7, şurayı 4'e bölerseniz 20 gelir. Cevabımız 7 bölü 20 olacak. Evet demek ki kütle oranını bu şekilde hesaplıyoruz. Yalnız dikkat etmenizde fayda var. Mol kütle oranı derse sadece şu değerleri birbirine bölmeniz yeterli. Yani şu alttaki sayılarla çarpmayacaksınız. Sadece 14 bölü 16 yazabilirsiniz. Kütle oranı ile mol kütle oranı arasındaki fark bu. Geçelim üçüncü sorumuza. Hemen üçüncü sorumuza bakıyoruz. Diazot pentoksit bileşiğinde elementler arasındaki sabit oran 7 bölü 20'ymiş. Zaten biraz önce de öyle bir değer bulduk. Buna göre 8 gram azot ve 20 gram oksijen elementlerinin tam verimli tepkimesinden en fazla kaç gram diazot pentoksit bileşiği oluşacağını işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş. Bu tarz sorularda arkadaşlar denklem yazarak tepkime denklemini yazarak çözüm yaparsanız daha sağlıklı olur. Daha anlaşılır olur. Ben de öyle yapacağım. Bakın azot ile oksijeni birleştireceğiz. Kim elde edeceğiz? Diazot pentoksit. Hemen şöyle N2 O5. Bu arada azotların sayıları denk. Oksijenleri eşitlemek için önüne 5/2 bölü 2 yazıyorum. Tabii burada bununla bir işimiz yok ama e, yine de arkadaşlar siz denklem denkleştirmeyi de böyle yavaştan yavaştan öğrenin çünkü sonraki konularımızda e, kimyasal hesaplamalar yapacağız. Orada bizim için önemli olacak. Peki kaç gram demiş? 8 gram azotumuz varmış. Bunu farklı renkte yazalım. Şurası 8 gram. Ee, oksijenimiz kaç gram? 20 gram. Peki birleşme oranı kaça kaçtı? 7'ye 20'yi de. Bakın hemen şuraya 7 gram diyorum. Bunu da 20 gram harcıyormuşuz. Burada yapacağınız çözümde şuna dikkat edin. Tepkime tam verimli demiş ya. En az bir tanesinin bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Peki şöyle baktığınız zaman elimizde 20 gram oksijen varken zaten 20 gram harcamamız gerekiyor. 8 gram azot varken 7 gram harcamamız gerekiyor. Ben oksijenin tükeneceğini zaten net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü ben burayı 20 gram harcarsam bakın dikkat edin tüketmiş oluyorum. O zaman bunu da 7 gram harcamam gerekiyor. Şurayı dikkate almayın. Elinizdeki miktar şurası arkadaşlar. 8'den 7'yi çıkarın kaç kaldı? 1 gram azot artmış oldu. N2 artar diyebilirsiniz. Peki bizden neyi sormuş? E, kaç gram bileşik oluşur diye sorulmuş. E, 27 daha kaç yapar kütle korumdan? 27 gram diazot pentaoksit oluşur diyebilirsiniz. Tabi denklem yazmadan da şuradaki değerleri yerine koyup hesaplama yapmak mümkün. Ama dediğim gibi biraz daha anlaşılır olsun diye sonraki konular için de temel olsun diye şu denklemleri yazmaya alışkanlık yapmanızda fayda var arkadaşlar. Şurası bize birleşme oranını veriyor. Şuradaki elimizdeki miktar bunlara göre biz tükenecek maddeye göre çözüm yapacağız. Peki hocam her zaman böyle göz kararıyla mı karar vereceğiz? Tabii ki değil arkadaşlar. Mantığı şudur aslında. Şöyle yapın siz. 8'i 7'ye bölün. 1'den büyük bir değer çıkıyor değil mi? 20'yi 20'ye bölün. Bakın 1 çıkıyor. Hangisi daha küçük çıkarsa oranladığınız zaman o madde sınırlayıcıdır. Yani tükenecek maddedir. Çözümü ona göre yaparsınız. Mesela tükenecek madde azot olsaydı ben buraya eksi 8 gram derdim. Buna işte ona göre değerler verirdi. Yerine yazardık çözüme o şekilde giderdik. Ama burada oksijen tükendiğinden dolayı çözümü de oksijen üzerinden yürütmüş olduk. Geçelim hemen dördüncü sorumuza. Bakalım dördüncü soruda ne istiyor? Eşit kütlede alınan kalsiyum ve oksijen elementlerinden tam verimli tepkime sonucu 35 gram kalsiyum oksit bileşiği oluşuyormuş. Elementlerin kütlece birleşme oranı 5 bölü 2 olduğuna göre tepkime sonucu hangi elementten kaç gram arttığını işlem basamaklarını göstererek bulunur. Şu ifadeye dikkat edin arkadaşlar. Okurken şurayı unutursanız çözüm yapamazsınız. O zaman şöyle yapalım. Biz yine kalsiyum oksiti bir yazalım. Denklem şeklinde. Kalsiyum artı oksijenden kalsiyum oksit elde edeceğiz. Bu arada kalemi şöyle bir düzelteyim. Heh. Burada denklik sağlansın diye yine 1 bölü 2 yazdık buraya. Ee, yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Eşit kütlede demiş ya. Yani burası M gramsa burası da M gram alınacakmış. Ama bize birleşme oranı verilmiş. 5'e 2 şeklinde. Yani diyor ki kalsiyumu 5 gram harcarsan. Oksijene 2 gram harcay harcayacaksın. O zaman kaç gram kalsiyum oksit elde edilir? Tabii ki 7 gram değil mi? Toplamında. Ee, burada 35 gram oluştuğu söylenmiş. O zaman katlarını alacağız. Bakın şurayı 7 değil de 35 kabul edersek. Oksijeni kaç harcamış oluruz? Tabii ki burası kaç katıysa ki 5 katı olduğunu görüyorsunuz. E buranın da 5 katını alın o zaman. Kaç gelir? 10 gram olur. Buranın da 5 katını alın. 25 gram olur. Peki size sormak istediğim şey şu. Eşit kütlede alın dedi. Ben 10 gramı 10 gram mı alayım 25'e 25'im. Çünkü bir tanesinin tükenmesi gerekiyor en az. Tam verimli bir tepkime olduğu için. Ee, şimdi şöyle düşünün. 10 gramı 10 gram aldığımızı varsayarsak yanlış olur arkadaşlar. Neden? Bakın şuraya 10 buraya da 10 yazınca. Ben bunu 10 gram harcarım tamam sorun yok. Ama bunu 10 harcayınca bunu 25 harcamam lazım. Elimde var mı o kadar? Olmuyor değil mi? O zaman ikisini 25 alın. Bakın 25'e 25 alın. Şunun 10 gramı harcanır, 15 gramı artar. Artsın artmasına bir problem yok. E bunun tamamı harcanır, kalan sıfır olur. Dolayısıyla 25'e 25 almamız gerekiyor ki burada da bizden neyi sormuş? Hangi elementten kaç gram arttığını işlem basamaklarını göstererek bulunuz. 15 gram oksijen artar yorumunu yapabilirsiniz. Eşit kütle alınırken hangisi daha çok harcanıyorsa arkadaşlar ona göre eşit almayı unutmayın. Bu mantığı güderken tabi bu en fazla harcanan en büyük değer ifadeleri bazen bazı sorularda hataya sebebiyet verebiliyor. O yüzden sizlere tavsiyem kimyasal hesaplamalık konusunu biz anlatırken YouTube'da videolarımızda mevcut. Onları da dinlerken arkadaşlar aradaki farkları görmeye çalışın çünkü kavramlar birbirine karışınca çok basit sorular zorlaşabiliyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Burada dediğimiz gibi eşit kütle almamız gerekiyorsa hangisi fazla harcanıyorsa ona göre eşit almamız gerektiğini unutmayalım. Cevabımız 15 gram oksijen artar olacak. Geldik 5. soruya. Grafikteki bilgilerden yararlanarak X, A, Y, B basit formülünü işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar birinci grafiğe baktığımız zaman formülümüz belli. X, Y şeklinde. Buradaki formülü soruyor bizden. Yani X, A, Y, B'de o A ve B değerleri kaçtır? Onu bulmaya çalışacağız. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Kütlece birleşme oranı arkadaşlar. Burada kaça kaç verilmiş? Dikkat edin. 3'e 4 değil mi? Yani birinci bileşikte x, de kütlece birleşme oranımız mx bölü my eşittir. 3 bölü 4 diyebiliriz. Çünkü 0, 3 bölü 0, 4'ten 3 bölü 4'ü yazabiliriz. Peki burada kütlece birleşme oranımız kaça kaç? 6'ya 22 demeyin. Neden? Çünkü burada bileşin kütlesi var. Bakın burada x kütlesi, burada y kütlesi ama burada x kütlesi varken şurada bileşiğin kütlesini almış. O zaman 22'den 6'yı çıkarın. Kaç yapar arkadaşlar? 16 geliyor değil mi? 16 gram bu y'nin kütlesi olur. Evet şunu kullanacaksınız. Yani 22 yerine bunu kullanmamız gerekecek. Peki ikinci bileşiğimize ben x, a, y, B diyorum. Kaça kaç? 6'ya 16 dedik değil mi? 6 bölü 16. Hatta düzgün yazalım şurayı. Mx bölü My. Bu defa kaç çıkıyor burada bu bileşik için? 6 bölü 16 sadeleştirelim. 3 bölü 8. 3 bölü 8 olarak yazabiliriz. 6'yı ya 16'ya böldük. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? Bakın x'indeki oranları görüyorsunuz. İsterseniz şunu yapın. X'i 3 kabul edin. Y'yi 4 Şurada yerine yazdığınız zaman arkadaşlar çünkü şu mx bölü my hatırlayın bir formülümüz vardı onu da hatırlatmış olayım. mx bölü my demek a çarpı x'in mol kütlesi bölü b çarpı y'nin mol kütlesi demekti. Yani şu x ve y değerlerini alıp buraya yazarsanız mx bölü my değerimiz de zaten burada yazıyorsa a'nın b'ye oranını bulamaz mıyız? Bulabiliriz. Bakın bu bir yöntemdir. isterseniz bu şekilde çözün. İsterseniz de katlı oran mantığıyla gidebilirsiniz. Onu nasıl yaparız? Şöyle yapın. Mesela x'lerimizi eşit kabul edin. Burada x bir tane ise burayı da bir tane kabul edin. A'ya bir deyin. Sonra y'ler arasındaki orana bakın. 4'e 8 ya arkadaşlar. Yani 1'e 2 oranı var. O zaman b yerine 2 yazarsınız. Yani formülümüz x, y, 2 çıkar. Bu katlı oran mantığıyla bakın formül çıktı zaten. Ben bu yöntemle de aynı sonuca ulaşmak istiyorum. O zaman şöyle yapayım. 3 bölü 8'i alıyorum buraya yazıyorum. Bakın MX bölü MY yerine şuraya yazın. 3 bölü 8 eşittir. A'yı B'yi bilmiyoruz. A bölü B çarpı. X'in mol kütlesini kaç kabul edecektik? 3. Şuraya 3 yazın. E, Y'yi de zaten 4 demiştik. Burada dikkat edin. A çarpı 3 eşittir 3 ise A eşittir 1 diyebilirsiniz. E, B çarpı 4 8'e eşitse O zaman B yerine 2 diyebilirsiniz. Formülümüz ne oldu? X Y 2 şeklinde çıkmış oldu. Bakın biraz önce de katlı oranda x, y 2 çıkacağını söylemiştik. Dolayısıyla iki yöntemle de bulmanız mümkün. Ee, bakın bir daha söylüyorum. Şu formüldür. Bunu ezbere bilmeniz gerekiyor. Ee, birçok soruda bundan yararlanıyoruz. MX/MY bölü MY, yani kütlece birleşme oranları şu alt indisleriyle bunların mol kütlelerin çarpımına eşittir. Ee, zaten burada x ve y'den birer tane olduğu için bunların mol kütlesi oranı olarak düşünebilirsiniz. Ee, şu x ve y yerine 3 ve 4'ü yazabilirsiniz. Ha şimdi hocam peki formül şöyle olsaydı ne yapardık? O zaman burada y yerine arkadaşlar 2 yazmanız gerekirdi. Çünkü 2 tane y 4 ise y'ye 2 yazardık. Ama burada x y şeklinde olduğu için doğrudan değerleri yerine yazdık. E, mx bölü m y değerini zaten bize vermiş. Buradan a'yı b'yi oran olarak 1'e 2 şeklinde bulduk. Formülümüz demek ki x y 2 olacak. Tabi basit formül buna da dikkat edelim. Biz molekül formülünü bulabilir miyiz bu bilgilerle? bulamayız çünkü bize bileşimin kütlesini de vermesi gerekirdi mol kütlesine. Şimdi 6. soruyla devam edelim. Yanda verilen bilim adamlarının kimyanın temel kanunları ile yaptığı çalışmayı karşısına yazınız demiş. Zaten konu başlıklarını hatırlayın arkadaşlar. Kütlenin korunumu yasasını hemen yazdıktan sonra başlık olarak neyi yazıyoruz? Antonio Lavoisier diyoruz değil mi? Dolayısıyla burası kütlenin korunumu yasası. Kütlenin korunumu Peki Proust ismi nerede karşımıza çıkıyor? Sabit oranlar yasası. Sabit oranlar. E katlı oranlarda da zaten Dalton aklınıza gelecek. Onu da belirtmiş olalım. Yedinci sorumuzla devam edelim. X ve Y'den oluşan birinci bileşiğin kütlece %25'i Y'ymiş. İkinci bileşiğin kütlece %10'u Y'dir. O zaman şu oranları kullanalım arkadaşlar. İki tane bileşiğimiz var. Bakın bileşiklerden birincisi verilmiş. X, Y, 4 şeklinde. O zaman ben şöyle yazabilirim. X bölü. 4 tane Y'nin kütlece birleşme oranı %25 olduğuna göre. Bakın %25'i Y ama ona da dikkat edelim. Yani şurası şöyle yazılabilir. 3 bölü 1. 1, 4'ün toplam kütlenin %25'i yapıyor. Çünkü X de %75 olacak. Ben 3 bölü 1 diye yazabilir miyim? Tabii ki. Yani şöyle yaptık arkadaşlar. 75 bölü 25 yazmış oldum. Sadeleştirdik. 3 bölü 1 elde ettik. Peki ikinci bileşiğimiz neymiş? %10'u Y'dir diyor ama o formülü bilmiyoruz değil mi? Benzer şekilde ben AX bölü yani formülümüz X, A, Y, B olsun bir önceki soruya benzer şekilde aslında bir önceki değil de 5. soruyla benzer bir soru aslında. AX bölü B'ye değerimiz de eşitmiş e, %10'u Y olduğuna göre %90'ı X'tir o zaman şöyle 9 bölü 1 diye yazabilir miyiz? Bakın o soruya benzer şekilde çözebiliriz şöyle e, burada dikkat edin X'i 3 olarak alabiliriz Y'yi de arkadaşlar 1 bölü 4 alabilirsiniz X değerini 3 y değerine 1 bölü 4 diyelim. Bunu tam sayıya da çevirebiliriz. Yani kaç katını alalım arkadaşlar? 4'er katını alırsanız x yerine 12 mesela y yerine de 1 yazabilirsiniz. Bu şekilde de yazmak mümkün. Peki burada x ve y'yi biliyorsak yerine yazdığınız zaman a'nın b'ye oranını bulamaz mıyız? Ki onu bulunca zaten formülü de bulmuş oluyoruz. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. x yerine 12 yazalım. Ya da 3 mi yazalım? 3 daha mı rahat oluyor? 3 daha rahat oluyor ya. Yani. Şunu kullanmayalım arkadaşlar. Çünkü 9'u 3'e bölünce a'yı direkt bulacağız. O zaman şöyle 3a eşittir 9. Buradan da tabi bölü B'ye demişiz. E, b daha doğrusu y yerine de 1 bölü 4 yazacaksınız. 1 bölü 4 b 1'e eşit olacak. Yani 3 a eşittir 9'dan a eşittir 3 yazabiliriz. E 1 bölü 4 b 1 ise B eşittir. 4 gelir. Formülümüz o zaman ne olur? X, A, Y, B'de değerleri yerine yazın. X, 3, Y, 4 şeklinde çıkarabilirsiniz. Tabi burada katlı oran mantığıyla yine soruyu çözmek mümkün. Onu nasıl yaparız arkadaşlar? Yine şöyle yapın. xlere eşit kabul edin. Mesela A yerine 1 kabul ederseniz. Burada x'in y'ye oranı 9 bölü 1. Burada da x'in 4 y'ye oranı 3 bölü 1. Bir önceki soruda belirttiğim metotla katlı oranla da çözüme ulaşmanız mümkün. İsterseniz o yöntemi deneyin. isterseniz de bu yöntemi fark etmez. İkisinde de aynı sonucu bulursunuz. Cevabımız x3 y4 olacak. Bunu bu şekilde belirlemiş olduk. Evet başka sorumuz varmış. Bir tane daha geliyor. 8. soru. Demir ve oksijenden oluşan bir bileşikteki elementlerin kütlece birleşme oranı 21 bölü 8'miş. Yani şöyle arkadaşlar demir ve oksijenin birleşmesi sonucu bir bileşiğimiz var. Ben şöyle yazayım. Bileşiğimiz bu olsun mesela. 21'e 8'miş arkadaşlar. Yani şunu 21 gram alınca bunu 8 gram alıyormuşuz. O zaman bileşiğimiz kaç gram oluyor? 29 gram oluyor değil mi? Buna göre bu bileşiğin basit formülünü işlem basamaklarını göstererek bulunuz. ha Şimdi arkadaşlar mol kütleleri verilmiş ya. Burada bileşikte demir kaç tane? Çünkü x diyelim şuraya y diyelim. Bunların sayılarını bilmediğimiz için e, doğrudan bir şey diyemiyoruz. Peki şöyle yapalım isterseniz. Hani bir formülümüz vardı yukarıda dedim ya ezbere bilmenizde fayda var. Şöyle göstereyim mx bölü my a çarpı x bölü b çarpı y. O x ve y yerine demir ve oksijeni yazacaksınız arkadaşlar. Yani şöyle M demir bölü M oksijen eşittir diyelim. Hatta şu üstü silelim. Orası kafanızı karıştırmasın. Ben artan madde falan soracak diye o denklemi yazdım ama çok da ihtiyaç olmayacak. Demirin oksijen oranı eşittir. Bakın hemen formülümüz de şöyle olsun. Fx o y şeklinde olsun. Biz burada x ve y'yi bulduğumuz zaman formülü bulmuş olacağız. x çarpı demirin mol kütlesi. Yani x çarpı ma demir bölü Y çarpı EMA oksijen yazalım. Dediğim gibi bu konu içerisinde zaten öğrenmeniz gereken bir eşitlik arkadaşlar. Peki demirin kütlesinin oksijene kütlesi oranı kaç verilmiş? 21 bölü 8. Şuraya yazalım arkadaşlar. 21 bölü 8 eşittir diyorum. X'i bilmiyorum. X çarpı demirin mol kütlesi 56 olarak verilmiş. Hemen şuraya bir 56 yazalım. Sonra oksijen arkadaşlar 16 olarak verilmiş. O zaman oraya da Y çarpı 16 diye yazabilirsiniz. Burada sadeleştirmeler yapalım. Peki nasıl sadeleşiyor? Şurayla şurayı sadeleştirirseniz buradan 2 gelir. Ee, bu durumda arkadaşlar 42y bakın şu üste çıkıyorum buradan. 42y eşit olacak 56x'e. Sadeleştirelim burayı. Ee, kaça bölünür? 7'ye bölünür. İki tarafta 7'ye bölünüyor. O zaman burayı 7'ye bölersek 6y yapar. Burayı 7'ye bölersek 8x yapar. Tekrar bölelim. 3y eşittir 3y eşittir 4x bulmuş oluyoruz. Yani x eşittir 3y eşittir 4 diyebilirsiniz. Bu durumda formülümüz ne olur? F3O4 diye yazmamız mümkün. Formülümüz bu şekilde çıkacak arkadaşlar. Ee, dediğim gibi, bakın şu formülde değerleri yerine yazdığınız zaman çok karışık gibi duruyor ama aslında sadece yaptığımız e, bu eşitliği sadeleştirmek oldu. Yani değerleri yerine yazacaksınız. X'in Y'ye oranını bulacaksınız. Biz burada kaç olarak bulduk? X'in Y'ye oranını 3 bölü 4 olarak bulduk. Zaten X ve Y'yi de yerine yazdığınız zaman formülümüz çıkmış oluyor. bu yazılı senaryomuzda bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. İnşallah sizler için faydalı videolar oluyordur. Sizlerden ricam bu yazılı çalışmalarını beğeniyorsanız, gerçekten faydalı buluyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayalım. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.